Eğlendiren, bilgilendiren ve kazandıran yarışma programı Birebir'e hoş geldiniz. Efendim her hafta 4 farklı yarışmacıyla 5 farklı kategoride bilgimize bilgi katmak için huzurlarınıza geliyoruz. Efendim Tunahan Gümüştekin Gayrimenkul'ün katkılarıyla her hafta bir yarışmacımıza 1000 TL ödülle bilgimize bilgi katacağız. Ve bugün dostumuz, kardeşimiz ve ayrılmayan parçamız aslında özümüzün, sözümüzün, türkümüzün, ezgilerimizin bir olduğu Can Azerbaycan dediğimiz kardeşlerimizle beraberiz. Bugün 4 yarışmacımız da Azerbaycanlı ve bugün inşallah güzel bir yarışma çıkartırız. Ben sözü daha fazla uzatmadan yarışmacılarımızı takdim etmek istiyorum. İlk yarışmacımız Elnur Latifov. Hoş geldiniz. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsmim Elnur Latifov, Azerbaycanlı, Ağdaş şehrindenim. Konya'da Karatay Üniversitesi'nden mimarlık okuyorum, 4. sınıfa geçtim. Daha önce liseyi burada okudum, Uluslararası Mimarlık Lisesi'nde mezunum. Maşallah. Bu kadar. Türkiye'ye gelme fikri nasıl oluştu? Arkadaşlarımla beraber karar verdik. Yani böyle bir programın, böyle bir Diyanet'in bize açmış olduğu böyle bir program olduğundan haberimiz olunca gelelim dedik. Hem dünya şey olarak hem kardeş olarak Türkiye'yi görelim diye. Öyle bir karar verdik, öyle gelelim. Burada da inşallah eğitimimizi tamamlayacağız. İnşallah. İnşallah bugün de birinci oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz ve ikinci yarışmacımız Senan Kazımoğlu. Hoş geldiniz, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Senan Kazımoğlu. Selçuk Üniversitesi tarih doktor öğrencisiyim. Cumhuriyet tarihinde çalışıyorum. Okuyorum daha doğrusu. Berdeşehir, Azerbaycan'ın Berdeşehir'indenim. Berdeşehir'i bilmeyenler için söyleyeyim. Karabağ'ın içerisinde, şu an içerisinde yer alıyor. Son Cumhurbaşkanımızın son kararıyla. Karabağ bölgesine dahil. Hı hı. Bu kadar. Eyvallah. Peki Türkiye'ye gelme fikri nasıl oluştu sizde? Hocam zaten biz Türkiye'yi hiçbir zaman kendimizden ayrı görmedik. Kendimizden ayrı bilmedik Türkiye'yi ve bizim Azerbaycan Türklerinin en rahat ettiği ülke, en rahat ettiği yer, memleket Türkiye'dir. Ben artık yüksek lisansı da burada okudum. Artık 7 yıla yaklaştı, ben Konya'dayım. Bir yanımız Konyalı oldu diyorsunuz. Evet, biz artık Konyalıyız yani, onu da söyleyeyim. Eyvallah. Ama şunu da ifade etmekte fayda var. İşte Konyalılar Konyalıyız der ya, siz de diğer harfiyle söylediniz. Şu an mesela yaşadığım yer Meram'da bir mahalle, mahallede yaşıyorum ve etraf hepsi yani Konyalılar, yerli Konyalılar. O yüzden biz de artık Konyalaştık yani. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Çok da mutluyuz bundan. Ve buraya geldikten sonra da şunu söyleyeyim, yani Azerbaycan'la Türkiye arasında zaten bir fark olmadığını biliyorduk. Ama buraya geldikten sonra olmadığını bizzat yaşayarak gördük. Eyvallah. 7 yıldır da o farkı göremedik. Daha çok konuşacağız. İnşallah. Ve üçüncü yarışmacımız Ayten İseyeva. Evet. Ayten Hanım, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben de ismim Ayten İseyeva. Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'ın Gedebey şehrindenim. Eğitimimi Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde aldım. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Yüksek lisans eğitimi için. Ben programdan önce şunu sormuştum. Türk Anadolu Lisesi'nde Azerbaycanlı öğrenciler de okuyabiliyor mu diye. Ve siz dediniz ki belli bir kontenjanı var ve sınavla giriliyor. Ve siz de bu sınavla bu liseye girmişsiniz. Aslında başarılı bir öğrenci olduğunuzu görüyoruz. Şehrinizden bahsetmiştiniz. Şehriniz hakkında bize kısaca bir bilgi verir misiniz? Şehrimiz şöyle, Gedebey şehri. Azerbaycan'da ozanların, ariflerin ve nice şairlerin doğduğu, büyüdüğü bir şehir. Aynı zamanda Azerbaycan için altın çıkarılan bir ülke, şehir. Pardon. Özellikle şunu konuşmuştuk aramızda. Yani toprağından mıdır, suyundan mıdır, nesinden bilmiyoruz ama Azerbaycan'ın tüm ozanları, arifleri, şairleri Gedebey'den çıkıyor demiştiniz. Doğru. İnşallah daha çok konuşacağız. Ayten Hanım, siz de tekrar hoş geldiniz. İnşallah birinci olmanız temennisiyle. Ve Murat Agayev, hoş geldiniz. Merhaba. Sizleri efendim. Tanıyabilir miyiz? Merhaba efendim, hoş bulduk. Ben Murat Agayev, Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'ın Qax şehrindenim.
Burada şu an Necmet Erbakan Üniversitesi'nde tefsir alanında doktor öğrencisiyim. Doktora eğitimine devam ediyorum. Maşallah. Lisansımı Bakü Devlet Üniversitesi'nde bitirdim. Din bilimleri alanında. Daha sonra kendi isteğim ve aynı zamanda hocalarımın da yönlendirmesiyle yüksek lisans eğitimi için buraya geldim. Aynı alanda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde 2017-2020 seneleri arasında yüksek lisansımı tamamladım ve akabinde doktoraya başladım. Şu an devam ediyorum. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ve 4 tane farklı yarışmacımız, birbirinden değerli. Ve bakalım bugün aslında sizler şu an şunu da merak ediyor olabilirsiniz. Acaba Azerbaycanlı öğrenciler bizim işte sorularımızı bilebilecek mi? İşte genel kültürden bizim tarihimizle alakalı veya bizim gelenek göreneklerimizle alakalı çok çok farklı sorular çıkabiliyor. Bakalım bugün 4 yarışmacımız nasıl bir grafik sergileyecek hep beraber bunu göreceğiz. Ve ilk olarak Elnur kardeşimle başlayacağız. Elnur kardeşim, dini bilimler, edebiyat, genel kültür, spor, tarih hangisiyle yarışmak istersin? Genel kültür. Genel kültür kategorisiyle başlıyoruz. Bakalım genel kültürden Elnur kardeşimiz doğru cevabı verebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Cebiri icat eden İslam bilgini kimdir? A. İbn Sina, B. Farabi, C. Harezmi, D. Elbiruni. Süremiz başladı. Cebiri icat eden İslam bilgini kimdir? A. İbn Sina, B. Farabi, C. Harezmi, D. Elbiruni. Süremiz daralıyor. B. Farabi. Farabi seçeneğini seçti. Maalesef cevap Harezmi olacaktı. İlk soruda takıldık. Ama yarışmanın heyecanına verelim. Takılmış olabiliriz. Umutsuzluğa kapılmayalım. Ve Senan Bey'le devam ediyoruz. Senan Bey, dini bilimler, edebiyat, genel kültür, spor ve tarih. O zaman benim için zor olandan başlayayım. Spor. Spor. Aslında yarışmada bir strateji de yürütmek gerekiyor. Bakalım bugün nasıl bir strateji yürütecek yarışmacılarımız hep beraber göreceğiz. Ve sorumuzu aktarıyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk sporcu kimdir? A. Ali Gürbüz, B. Şeref Eroğlu, C. Rıza Kaya Alp, D. Yaşar Erkan. Süremiz başladı. Bu soruya şöyle cevaplayayım. Güreşin efsanesi Rıza Kaya Alp. Güreşin efsanesi Rıza Kaya Alp dedi. Senan kardeşim, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk sporcu Rıza Kaya Alp mi? Tabii ki Rıza Kaya Alp. Yakın zamanda değil evet, mi? Kendisiyle görüşme imkanı da oldu. Maşallah. Evet. Ya bu soruyu bilemeseydiniz o zaman bayağı üzülürdünüz. Evet. Senan Bey spor kategorisinde ilk doğrusunu yaptı ve Ayten kardeşimle devam ediyoruz. Ayten kardeşim, dini bilimler, edebiyat, genel kültür, spor ve tarih hangi kategoride yarışmak istersiniz? Edebiyat. Edebiyat. Bakalım edebiyat kategorisinde Ayten kardeşimiz doğru cevabı verebilecek mi? Sorumuz, bayrak şairi unvanlı şairimizin adı nedir? A. Mehmet Akif Ersoy, B. Arif Nihat Asya, C. Mehmet Emin Yurdakul, D. Ziya Gökalp. Süremiz başladı. Bayrak şairi unvanlı şairimizin adı nedir? A. Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy cevabı verildi. Yanıltma olabilir mi soruda? Olabilir ama. Maalesef Arif Nihat Asya olacaktı. Sizler bu soruyu biliyor muydunuz? Ben biliyordum o zaman. Evet. Ama üzülmek yok, umutsuzluğa kapılmak yok. İlk soru ve programın heyecanı diyelim. Çünkü geçtiğimiz hafta mesela ilk yarışmacımız ilk iki soruyu yanlış cevapladı. Ama
programın sonunda yarışmanın birincisi oldu. Mutsuzluğa kapılmayalım ve Murat kardeşimle devam ediyoruz. Murat kardeşim, dini bilimler, edebiyat, genel kültür, spor ve tarih hangi kategoriyle yarışalım? Genel kültür olsun. Genel kültür kategorisiyle yarışacağız. Bakalım Murat kardeşim genel kültür kategorisinden doğru cevabı verebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Sorumuzu aktarıyorum. TÜRKOVAK aşısını geliştirerek adını dünyaya duyuran önemli bilim adamımız kimdir? A. Aziz Sancar, B. Aykut Özdağ Rendeli, C. Uğur Şahin, D. Yılmaz Tekinsoy. Aykut Özdağ Rendeli cevabını vermek istiyorum. Aykut Özdağ Rendeli cevabı. Bakalım doğru cevap mı? Ve tabii ki Aykut Özdağ Rendeli. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Şu anki tabloda Elnur Bey bir yanlışla devam ediyor. Senan Bey ilk sorusunda doğru cevabı verdi. Ayten kardeşim bir yanlışla devam ediyor ve Murat kardeşim de şu ana kadar yanlışı yok. Bakalım. Ve ikinci etaba geçiyoruz. Heyecan var mı? Bayağı bir heyecan var gibi aslında. Doğru. Şu heyecanı bir kenara bırakalım ve hızlı ve seri bir şekilde doğru cevapları vermeye başlayalım. İlk hazır mıyız? Olunca böyle biraz oluyor. Evet. Hazır mıyız? Hazır. Doğru cevabı verecek miyiz? İnşallah. İnşallah. Peki hangi kategoriyle devam edelim? Spor. Spor kategorisiyle. Aslında programdan önce konuştuğumuzda spor kategorisinde hepinizin zorlanacağı noktasında bir konuşma vardı. Ama bakalım inşallah doğru cevabı buluruz. Ama şunu da unutmayın. Elnur kardeşim bir strateji yönetiyor da olabilir. Zor kategorileri ilk önce seçip daha sonra sırasıyla hızlı bir şekilde doğru da cevaplayabilir. Spor kategorisinden sorunuzu yönelteceğim. Canlanalım, şu heyecanı bir kenara bırakalım. Bir yanlışla devam ediyoruz. Üç yanlış olunca maalesef aramızdan bir yarışmacımız ayrılacak. Bir satranç tahtasında toplam kaç kare vardır? A 64, B 66, C 68, D 70. Bir satranç tahtasında toplam kaç kare vardır? A 64, B 66, C 68, D 70. Süre daralıyor. Bir cevap vermemiz lazım. 64. 64 cevabı tabii ki doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Yahu beni de heyecanlandırıyorsun. Yani niye son saniye soruyu cevap biraz veriyoruz? Zor anladım. Saydık mı? Bu arada satrançlar aramız nasıl? Satrançlar aram iyidir. O zaman hemen hızlı bir şekilde saydık mı kareleri? Ben soruyu anlamakta biraz zorlandım aslında. Yani kareler dediğinde tam olayı çözemedim ama şimdi taşlar diye düşündüm ilk başta. Evet. Sonra kareler deyince yani baktım sayılara uymayınca. İşte bu heyecan faktöründen kaynaklanıyor. Evet. O yüzden o heyecanımızı bir kenara bırakalım ve doğru cevap vermeye çalışalım. Senan Bey'le devam ediyoruz. Evet. Edebiyat. Edebiyat kategorisi. Evet. Dini bilimler, edebiyat, genel kültür, spor, tarih aslında spor kategorisiyle evet. Yarıştınız ve doğru cevabı verdiniz. Ve şimdi edebiyat kategorisinden sorunuzu aktarıyorum. Kitabı Bahriye eseri hangi denizcimize aittir? A. Piri Reis, B. Oruç Reis, C. Hızır Reis, D. Turgut Reis. Süremiz başladı. Kitabı Bahriye eseri hangi denizcimize aittir? Piri Reis diyeyim. Emin değilim. Verilen cevap Piri Reis. Bakalım cevap doğru mu? Tabii ki Piri Reis'e ait. Tebrik ediyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Teşekkürler. Senan kardeşim aslında program öncesi
zorlanacağını düşünmüştün. Evet. Yani sorular hangi alandan gelecek, nasıl olacak? Çünkü her hafta her yarışmacımız bunu bize soruyor. Yani hangi alandan gelecek, işte nereden gelecek diye. Ama çok güzel gidiyoruz. Evet, teşekkürler. Böyle devam edelim. Teşekkürler. Ayten kardeşimle devam ediyoruz. Ve Ayten kardeşimizin de edebiyatta bir yanlışı var. Edebiyat kategorisini seçemiyoruz. Dini bilimler, genel kültür, spor, tarih. Hangisiyle devam edelim? Genel kültür. Genel kültür kategorisiyle devam ediyoruz. Peki genel kültürde iyi miyiz? İyi olmaya çalışıyorum. Doğru cevabı aslında bulmak kolay. Biraz soruları gördüğümüz zaman mantık yürütelim. Belki cevaplar sorunun içerisinde de gizli olabilir. Dikkat edelim. Sorunuzu yöneltiyorum. Türkiye'den sonra en fazla Türk şehitliği hangi ülkededir? A. Suriye, B. Filistin, C. Azerbaycan, D. Irak. Süremiz başladı. Türkiye'den sonra en fazla Türk şehitliği hangi ülkededir? Dikkat edelim. Şaşırtmalı bir soru olabilir. Neden bu soruyu sormuş olabiliriz? Onu da düşünelim. Türkiye'den sonra en fazla Türk şehitliği hangi ülkededir? Son saniye. Irak. Irak cevabı maalesef yanlış. Azerbaycan olacaktı. Evet, düşündüm Azerbaycan ama... Sizi ne yanılttı söyleyeyim mi? Neden böyle bir soru yönelttik? İyi düşünelim dedim. Şimdi biliyorum. Ayten kardeşimiz kendine kızıyordur değil mi? Ama yarışmanın heyecanı bu gayet doğal. Takılabiliriz. Umutsuzluğa kapılmak yok. Şu an iki yanlışımız var ama bu programda iki yanlış yapıp da birinci olan yarışmacılar çıktı. Bunu unutmayalım. Birinci olmanız temennisiyle. Umutsuzluğa kapılmayalım ve Murat kardeşimle devam edeceğiz. İnşallah doğru cevabı buluruz Murat kardeşimle de. Murat kardeşim, şimdi dini bilimler, edebiyat, spor, tarih hangi alanda yarışmak istersin? Edebiyat olsun. Bakalım bilecek mi? Edebiyat kategorisinde yarışacak Murat kardeşimiz. Edebiyatla aramız nasıl? Düşünüyorum da iyidir diye düşünüyorum. Yani Azerbaycan edebiyatına elhamdülillah az çok vakıfım. Hı hı. Türk edebiyatından genellikle klasik dönemi çok severim. Özellikle de gazeller olsun, Nafidan olsun, Kanuni Sultan Süleyman olsun. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in güzel bir İstanbul'da Hazreti Peygamber'le ilgili daha doğrusu yazdığı güzel bir şiiri var, o olsun. Evet. Aynı zamanda dünya edebiyatından da Fransız edebiyatını çok seviyorum. Çok güzel romanları vardır, macera romanında. Bu arada şiirle de aranızın iyi olduğunu biliyoruz. Bir dörtlük paylaşmak ister misiniz bizimle? Olur. İzniniz olursa Muhammed Fuzuli'nin Usanmaz mı gazelinden okumak isterim. İki bir. Çok seviniriz. Buyurun. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahimden, muradım şem yanmaz mı? Gəm o bimarına canan, dəvai dərd edər ehsan. Ne için qılmaz mənə dərman, məni bimarı sanmaz mı? Gəmim pünhan edərdim mən, dedilər yara qılır övşən. Desəm, o bir vəfa bilməm, inanar mı, inanmaz mı? Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Ve edebiyat kategorisini seçtiniz. Bakalım edebiyat kategorisinden nasıl bir soru gelecek? Edebiyata bu kadar hakim olan bir yarışmacı inşallah takılmaz diye ümit ediyoruz. Ben yanlış yönlendirebilirim. Benim yanlış yönlendirmeme takılmayın. Ayten kardeşim takıldı. Murat kardeşim dikkat et. Sorumuz: Ziya Gökalp'in bile şiirlerine hayran kaldığı Azerbaycan'ın milli şairi kimdir? A. Hüseyin Cavit, B. Abdullah Şaik, C. Muhammed Hadi, D. Ahmet Cevat. Ahmet Cevat cevabını vermek istiyorum. Milli şair olunca bayrak şiirimiz İstiklal Marşı aklıma geliyor. Bu nedenden dolayı Ahmet Cevat cevabını Seçeneği bakalım. Doğru cevap mı? Ziya Gökalp'in bile şiirlerine hayran kaldığı Azerbaycan'ın milli şairi tabii ki Ahmet Cevat. Tebrik ediyoruz. Şu anki skor tablosunda Elnur kardeşimiz iki sorudan bir yanlışı var. Ve Senan kardeşimiz 2'de 2 yaptı.
Ayten kardeşimizin şu anda maalesef doğrusu yok ve Murat kardeşimiz de 2'de 2 yaptı. Dikkat edelim, yanlış yapmamaya çalışalım ve bazen soruyu yönelttikten sonra yönlendirmelerimiz olabilir ama bu yönlendirme doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bunun kararını siz vereceksiniz. Eğer cevabımızdan eminsek hiç şüphe etmeden doğru cevabı verelim. Elnur kardeşim, genel kültür ve spor kategorisiyle yarıştık. Tarih, edebiyat, dini bilimler hangisiyle devam edelim? Dini bilimler. Dini bilimler kategorisiyle devam ediyoruz. Bakalım dini bilimler kategorisinden Elnur kardeşimize hangi soru gelecek? Dini bilimlerle aramız iyidir çünkü uluslararası imam hatip mezunusunuz. İnşallah doğru cevabı veririz. Sorumuz: Bedir Savaşı Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde anlatılmaktadır? A. Fetih Suresi, B. Enfal Suresi, C. Maide Suresi, D. Nisa Suresi. Bedir Savaşı Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde anlatılmaktadır? Fetih Suresi. Bakalım doğru mu? Maalesef Enfal Suresi olacaktı. İki yanlışa ulaştık. Özellikle Bedir Savaşı'ndan bahsetmişken, işte şu anda Azerbaycan'ın bir haklı mücadelesi var. Şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Özellikle ben Senan kardeşimin de amcasının oğlunun şehit olduğunu biliyorum. Evet. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tabii ki üzülüyoruz ama aynı zamanda sevinçliyiz. Vatanı için, bayrağı için, toprağı için dinini koruma mücadelesi verip de şehit olan kardeşlerimizin mekanının cennet olduğunu biz biliyoruz. Bizim bir de hocalık katliamı var değil mi? Yani her hatırladığımızda yüreğimizi dağlayan, parçalayan. Soluk tozuk demeden katledilen, soykırma uğrayan. Evet. İşte neden İslam dini? Bundan dolayı bunu da Azerbaycan askerleri çok güzel yansıtmışlar. Sebebi o zaman biz insanız. Onlarla bizim aramızdaki fark bu. Kesinlikle. Biz insanız. Kesinlikle. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ve Senan kardeşimizle devam ediyoruz. Senan kardeşim çok güzel gidiyorsun. Grafiğimizi hiç bozmayalım. Ve genel seninle kültür. De edebiyat spor kategorisinde yarıştık. Şimdi genel kültür kategorisiyle devam edeceğiz. Bakalım genel kültürden doğru cevabı verebilecek miyiz? Sorumuz: Sinir sistemini felç eden ALS hastalığının nedeni olan motor nöron hücrelerini yeniden onarmayı başararak ALS hastalığına umut olan doktorumuz kimdir? A. Dilhan Eryurt, B. Hande Özdinler, C. Fatma Şenel Boyda, D. Özlem Türeci. Motor nöron hücrelerini yeniden onarmayı başaran. Süre daralıyor. Hocam hiçbir fikrim yok ama C. C seçeneği doğru cevap mı? Maalesef. Evet. Hande Özdinler olacaktı. Ama tüm kategorilerde doğru cevabı vereceğiz diye bir kaydı yok değil mi? İlla ki bir yerde. Yani sinki yarışmanın keyfi olsun, elenenler olsun. Kesinlikle, kesinlikle ama umutsuzluğa kapılmak yok. Ve Ayten kardeşimizle devam ediyoruz. Ayten kardeşimiz böyle bir umutsuzluğa kapılmış gibi ama umutsuzluğa kapılmayalım. İki yanlış yapmış olabiliriz. Belki strateji yürütüyor da olabilirsiniz. Biz böyle konuşuyoruz ama Ayten kardeşimiz de edebiyat ve genel kültür alanında yarıştı. Dini bilimler, spor, tarih hangi alanda yarışalım? Tarih olsun. Tarih kategorisiyle devam edeceğiz. Bakalım tarih kategorisinden doğru cevabı bulabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Yerli ve milli silah sanayisinin temellerini atan Bakü Fatihi olarak anılan paşamız kimdir? A. Enver Paşa, B. Nuri Paşa, C. Kazım Karabekir, D. Ali Fuat Cebesoy. Nuri Paşa. Nuri Paşa cevabı verildi. Bakalım Nuri Paşa cevabı doğru mu? Yerli ve milli silah sanayisinin temellerini atan Bakü Fatihi olarak anılan paşamız tabii ki Nuri Paşa. Tebrik ediyoruz. Ve Ayten kardeşimiz yanlış cevap vermiş olsaydı aramızdan ayrılacaktı. Ama doğru cevap verdik. İnşallah böyle gideriz. Ve Murat kardeşimizle devam ediyoruz. Murat kardeşim, seninle de
edebiyat ve genel kültür alanında yarıştık. Şimdi evet. Hangi kategoride devam edelim? Dini bilimler olsun. Dini bilimler kategorisiyle devam ediyoruz. Bakalım dini bilimler kategorisinden doğru cevabı verebilecek miyiz? Hazır mıyız? Evet. Kadın haklarının anlatıldığı evlilik ve miras hükümlerini konu alan Yahudi ve Hristiyanların tutumlarından bahseden 176 ayetten oluşan bu sure hangi suredir? A. Bakara suresi, B. Nisa suresi, C. Maide suresi, D. Enfal suresi. Kadın haklarının anlatıldığı evlilik ve miras hükümlerinin Nisa suresi. Anlatıldığı sure Nisa suresi dedi Murat kardeşim. Bakalım Nisa suresi doğru cevap mı? Tabii ki doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Doğru cevabı nasıl bulduk? Hocam Bakara suresi olamaz. Çünkü Bakara suresi medeni sure olduğu için genel ağırlıklı olarak Yahudilerden bahsediyor. Aynı zamanda kadın haklarından çok fazla bahsedilmiyor. Oruç, muamelatta yani fıkhi konulardan bahsediliyor. Maide suresinde de Hristiyan ve Yahudilerden bahsediliyor ama kadın haklarından çok fazla bahsedilmiyor. Enfal suresi o da Mekki bir suredir. Genellikle mal bunlardan bahsediliyor. Nisa suresinde ise yetim hakları, karı koca hakları, aynı zamanda boşanma, evlenme, Hristiyan ve Yahudilerden bahsediyor. Bunun için Nisa suresini seçtim. Eyvallah. Diğer üç yarışmacımız seni çok dikkatli dinledi. Dini bilimlerde herhalde evet. Çok güçlü bir rakibimiz var. Evet. Değil mi? Eyvallah. Murat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve Elnur kardeşimizle devam ediyoruz. Elnur kardeşimiz şu anda iki yanlışta. Dikkat edeceğiz ve olabildiğince temkinli hareket edelim. Edebiyat ve tarih kategorisi kaldı. Hangi kategoriyle devam edelim? Edebiyat olsun. Edebiyat kategorisiyle devam ediyoruz. Yanlış cevap vermemeye çalışalım. Bakalım edebiyat kategorisinden hangi soru geliyor? 2021 Dünya Kitap Başkenti neresi seçilmiştir? A. Malezya, B. Tiflis, C. Bakü, D. İstanbul. 2021 Dünya Kitap Başkenti neresi seçilmiştir? D. İstanbul diyor. D. İstanbul cevabı. Bakalım doğru cevap mı? 2021 Dünya Kitap Başkenti maalesef Tiflis olacaktı. Elnur kardeşim aslında güzel gidiyorduk ama Elnur kardeşimizin şöyle de bir durumu var. Onu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Dün yoldan geldi ve yorgun, uykusuz bir halde programımıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Veda ediyoruz ama inşallah başka bir zaman, başka bir yerde görüşmek i̇nşallah. Ümidiyle. İnşallah. Sizleri uğurluyoruz efendim. Buyurunuz. Efendim yarışmaya devam ediyoruz. Aramızdan ilk ayrılan yarışmacı Elnur kardeşimiz oldu. Tabii diğer yarışmacıların yüzü gülüyor. Ve bakalım son ikiye hangi yarışmacı kalacak. Efendim bugün Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraberiz. Ben özellikle aramızdaki muhabbetten, sevgiden, o kardeşlik bağından da bahsetmek istiyorum. Hani diyoruz ya ayrılmaz bir parçamız. İşte yakın zamanda Konya'mızda İslam ülkelerinin katıldığı bir dayanışma oyunları evet. tertip edildi. Bir önceki oyunlarda Azerbaycan'daydı değil evet. mi? Ve şuna şahit olduk. İşte tüm sporcular geliyor. İşte Azerbaycanlı sporcular gelince bizim halkımız çok ciddi bir sevgi gösterisinde bulundu. İşte Azerbaycanlı sporcular tribüne geçtiler. Bizim sporcularımız gelince bir anda Azerbaycanlı sporcular ayağa kalktı ve alkışlamaya başladı. Yani bu muhabbet, kardeşlik tarif edilemez değil mi? Aynı şekilde Azerbaycan'da yapılan yarışmalarda da Türkiye takımı geçince yani sahneye çıkınca... Azerbaycan'da nasıl oldu? Şimdi biz o manzarayı çok bilmiyoruz. Evet. Onu da sizden alalım. Evet. İnternette var zaten bu videoları da. Şimdi Azerbaycan'da yapılan yarışmalarda da Türkiye takımı gelince bütün stadyum ayağa kalkar. Türkiye, Türkiye diye bütün stadyum inler.
Ve hatta şöyle, önde giden yarışmacılar döner arkaya bakar hangi ülkeye tezahürat yapılıyor diye. Evet. Hatta spikerler bile, program sonrası spikerler bile diyor, artık sıradaki ülkeyi herhalde sıradaki ülkenin ismini söylemeye gerek yok. Artık anladığınız tezahüratlardan anladığınız hangi ülke geliyor diye. İşte o aradaki kardeşlik bağı çok farklı değil mi? Şimdi tarihi hocam. Şimdi tarihi bir de var. Şöyle yani bir kişiye falan bunu söyletebilirsiniz yani. Sen kalk Azerbaycan geldiğinde şey ama bütün stadyuma bunu şey yapamazsın. Bu içeriden geliyor hocam. Gönülden geliyor bu. Eyvallah. Rabbim kardeşliğimizi, bu güzel muhabbet bağını daim eylesin. Amin inşallah. Hocam. Amin inşallah. Ve Senan kardeşim seninle devam ediyoruz. Şu anda bir yanlışımız var. Dini bilimler ve tarih kategorisinden hangisiyle devam edelim? Tarih diyelim. Tarih kategorisiyle devam edeceğiz. Elnur sıktıktan sonra heyecan da arttı. Bir strateji yürütüyor. Aynı zamanda tarih öğrencisi. Evet. Senan kardeşimiz. Çok ayıp olur. Ayıp olmaz çünkü her soruyu bileceğiz diye bir kaide yok değil mi? Doğru. Osmanlı'da geliri 100 bin lira ile 20 bin akçe arasında değişen orta dereceli devlet adamlarına verilen toprak hangisidir? A. Has, B. Zehamet, C. Tımar, D. Mukaata. Süremiz başladı. Osmanlı'da geliri 100 bin ile 20 bin akçe arasında değişen orta dereceli devlet adamlarına verilen toprak hangisidir? Tımar diyeyim artık. Tımar cevabı verdi Senan kardeşimiz. Bakalım tımar cevabı doğru mu? Maalesef zehamet olacaktı. Olabilir hocam. Ama kendi kendimize ettik. Bilemezsek ayıp olur falan diye. Yok yok hocam, zaten bu benim çalıştığım bir alan kolay, hiç değil. Kolay soru değil. Evet. Yok, değil benim mi? Çalıştığım alan da değil yani. Evet. Benim seninle alakası yok. Dikkat edelim. İki yanlışa ulaştık. Yanlış maalesef cevap vermemeye çalışalım. Ayten kardeşimizin de iki yanlışı var. Spor ve dini bilimler kategorisi kaldı. Hangisiyle devam edelim? Spor olsun. Spor kategorisiyle devam ediyoruz Ayten kardeşimizle beraber. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Acele etmeden cevap verelim. Ve özellikle soruyu düşünelim. Ne olabilir diye. Sorumuz geliyor. Olimpiyat halkaları neyi temsil eder? A. Ülkeleri, B. Spor dallarını, C. Kıtaları, D. Birliği. C. Kıtaları. Kıtalar cevabı doğru mu? Birazdan öğreneceğiz. Olimpiyat halkaları neyi temsil eder? Ülkeleri temsil edemez mi? Veya spor dallarını temsil edebilir? Ülkeleri temsil edemez çünkü yarışlara çok daha fazla ülke. Tabii ki temsil edemez. Doğru cevap, kıtalar cevabı. Güzel gidiyoruz. Ve bu grafiğimizi hiç bozmayalım inşallah. İnşallah. Ve Murat kardeşimizin şu ana kadar hiç yanlışı yok. Spor ve tarih kategorilerinden hangisiyle devam edelim? Tarih olsun. Tarih kategorisiyle devam ediyoruz. Sporu neden en sona bırakıyoruz? Çok iddialı olarak değil miyiz? İlk başta yarışmanın bir heyecanı vardı. Bunu yenmek için ilk olarak kendimi bir nevi kanıtlamam gerekiyordu. Evet. Doğru cevaplar vererekten artık kendime bir teskinlik veriyorum. Bu nedenle dolayı en son spora sıfırladım. Eyvallah. Bıraktım. Hazırsanız tarih kategorisinden sorunuzu yöneltiyorum. Lütfen. Nizamülmülk'ün yazmış olduğu eserin adı nedir? A. Siyasetname, B. El Kanun Fıttip, C. Gencine Hikmet, D. Zafername. Siyasetname. Çok mu kolay oldu? Çok kolay. Siyasetname gülerek cevap verdi. Bakalım siyasetname cevabı doğru mu? Arkadaşlar. Yanlış çıkarsa üzülür müyüz? Çıkma gibi şansı yok hocam. Eyvallah. Ve doğru cevap siyasetname. Tebrik ederim. Arkadaşlar şimdi nizamlıyız. Çok az okudum zaten. Öyle mi? Evet. Evet. Maşallah o zaman. O yüzden güldük biz de zaten. Ama Murat kardeşimizin gerçekten bu alanda özel bir ilgisi var. Evet. Ve program öncesinde de bahsetmişti. Rabbim daim eylesin. Çok güzel gidiyoruz. Hiç yanlışımız yok. Ve tekrar Senan kardeşimize dönüyoruz. Senan kardeşim sınırdayız. Evet. İki yanlışımız var. Dikkat edelim. Evet. Ve dini bilimler kategorisinden
sorum gelecek. Hazır mıyız? Hazırız. Bakalım dini bilimler kategorisinden hangi soru geliyor? Azerbaycan'a İslam hangi halifenin döneminde gelmiştir? A. Hazreti Ebubekir, B. Hazreti Ali, C. Hazreti Ömer, D. Hazreti Osman. C. Hazreti Ömer. Verilen cevap Hazreti Ömer. Bakalım Azerbaycan'a İslam Hazreti Ömer'in halifelik döneminde mi gelmiş? Tabii ki Hazreti Ömer, tebrik ediyoruz. Ve şu anda 5 kategoriden 2 yanlış yaptık. Evet. Güzel gidiyoruz. Ayten kardeşimize devam edeceğiz. Sınırdayız. Dikkat edelim. Acele etmeyelim. Dini bilimler kategorisinden sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Evet. Sorumuz, Kur'an-ı Kerim'i Azerbaycan Türkçesine çeviren ilk hükümdar kimdir? A. Uzun Hasan, B. Nadir Şah Afşar, C. Şah İsmail, D. Kara Yusuf. Süremiz başladı. Kur'an-ı Kerim'i Azerbaycan Türkçesine çeviren ilk hükümdar kimdir? Uzak olmadığınız... Şah İsmail olduğunu düşünüyorum. Şah İsmail dedi Ayten Hanım. Şah İsmail cevabı doğru mu? Kur'an-ı Kerim'i Azerbaycan Türkçesine çeviren ilk hükümdar maalesef Uzun Hasan olacaktı. Sağlık olsun, yarışmanın heyecanı var. Ve özellikle şunu da ifade etmekte fayda var. Hepiniz alanınızda çok çok başarılısınız ama her soruyu bileceğiz diye de bir kaide yok. Sağlık olsun. İnşallah başka bir zaman tekrar yarışmak dileğiyle sizleri üzülerek uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaş elenmese biz nasıl yaşayacağız, biz taraftayız aslında. Evet, elenenler oldukça Senan kardeşimin yüzünde bir tebessüm açıyor. Şu anda Senan ve Murat kardeşimizle devam ediyoruz. İnşallah birazdan bir birinci belli olacak. Ama şimdi bu aşamada şöyle bir strateji yürütmeniz gerekiyor. Senan kardeşimin yarışacağı kategoriyi Murat kardeşim belirleyecek. Murat kardeşimin yarışacağı kategoriyi de Senan kardeşim belirleyecek. Ve hemen başlayalım. Murat kardeşim, Senan kardeşimize soru hangi kategoriden gelsin? Dini bilimler, edebiyat, genel kültür, spor ve tarih. Spor. Spor. Spor alanında mı zorlanacağını düşünüyorsunuz? Kendisinin ilahiyat alanında eğitim aldığını ve tarih alanında eğitim aldığını düşünüyorum da. Bir evet. De futbola daha fazla vakıf. Kendisi de çok güzel oynar. Diğer alanlar o kadar fazla vakıf olmadığını düşünüyorum. Kendisini de bayağı uzun süredir tanıyorum. Bu nedenle bir mantık yürüterek seçtim. Spor kategorisinden hangi soru gelecek? Hep beraber göreceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Değnek oyunu olarak da bilinen, Türklerin Asya bozkırlarından Anadolu'ya taşıdıkları oyun hangisidir? A. Okçuluk, B. Cerit, C. Cirit, D. Değnekçilik. Süremiz başladı. Cirit. Cirit seçeneği. Evet. Direkt verdik cevabı. Emin evet. miyiz? %90 eminiz. Türklerin Asya bozkırlarından Anadolu'ya taşıdıkları oyun. Azerbaycan'da da var mı cirit? Var. Var. Aynısı var. Bakalım cirit cevabı doğru mu? Tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Şimdi Murat kardeşimiz hangi kategoride yarışsın? Genel kültür. Genel kültür kategorisinden yarışacak Murat kardeşimiz. 2023 yılı Türk dünyası kültür başkenti neresidir? A. Şuşa, B. Bursa, C. Türkistan, D. Hiye. Şuşa. Verilen cevap Şuşa. Bakalım Şuşa cevabı doğru mu? 2023 yılı Türk dünyası kültür başkenti hangi şehirdir dedik? Tabii ki Şuşa. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Özellikle Azerbaycan'ın mücadelesinin olduğu bu dönemlerde böyle bir soruyu bilememek olmazdı. Her zaman
İşte biz muhabbetimizden, kardeşlik bağlarımızdan bahsediyoruz ama Azerbaycan'ın da biz geçmişte, tarihte Türkiye'ye karşı birçok fedakarlığını gördük, öyle değil mi? Evet, genel olarak Azerbaycan'la hakikaten Türkiye çok farklı bir bağa sahip bir ülke. Hı hı. Yani sadece bir toprak bağı yok, aynı zamanda manevi bir bağımız var. Çok sıkı dokunmuş bir manevi bağımız var. Evet. Yani çok da geriye gitmemize gerek yok. 20. yüzyılın başlarına bir baktığımız zaman 1917 senesinde Azerbaycan'da Neşr Marif Cemaati öyle bir isimli var. Hacı Zeynettin Taveyev tarafından dernek var. Cemiyet var. O cemiyet tarafından bir dergi çıkarılıyor. Hı hı. 6 ay boyunca çıkarılıyor. İsmi Azerbaycan Türkçesinde Kardeş Kömeği. Türkçesinde ise kardeş yardım oluyor. Bu 6 ay boyunca şairler şiirler yazıyorlar veya hikayeler yazıyorlar ve insanlarda bir o duygunu uyandırarak Osmanlı'ya yardımın toplanması için bir adım atıyorlar. Bunun sayesinde hatta sokaktaki dilenciler bile paralarını getirip o cemiyete veriyor ki Osmanlı'daki kardeşlerimize göndersinler. Kadınlarımız, kızlarımız bileziklerini, yüzüklerini getiriyorlar ve böylece toplanan tüm yardım Anadolu'ya gönderiliyor. Hatta bunun bir listesi de var. Hangi şehre ne kadar yardım edildi diye. Evet. Ve bu yardım sadece bununla bitmiyor. Aynı zamanda Osmanlı'nın çeşitli bölgelerinden yüzeye kadar, hatta yüzden daha fazla olduğu bazı kaynaklar söylüyor. Yetim Azerbaycan'a getiriliyor. Bakü'de Neşr-i Marif Cemiyeti'nin yurtunda yerleştiriliyor. Tüm eğitim, aynı zamanda konaklama ve yeme içme harçları Azerbaycan o dönemdeki milyonerleri, hayırseverler tarafından karşılanıyor. Yani bu gerçekten Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu dostluk bağlarının sıkı dokunduğunu gösteriyor. Eyvallah. Allah dedelerimizden, babalarımızdan razı olsun. Allah o ecdadın izinden gitmeyi amin cümlemize nasip etsin amin inşallah. Aslında evet, bir yarışma programı değil de bir İşte tarih programı olmuş olsa değil mi? Evet. Nice hikayeler ve yaşanmışlıklar. Bitmez bu program. Evet. Murat kardeşim, Senan kardeşimiz hangi kategoride yarışmaya devam etsin? Genel kültür olsun efendim. Genel kültür kategorisi. Bakalım. Genel kültürden hangi soru gelecek? Efendim bugün özellikle Azerbaycan tarihini konu alan ve Azerbaycan'la alakalı da sorular ekledik sorularımızın içerisine ki yarışmacılarımızı çok fazla zorlamayalım. Bakalım Senan kardeşimize nasıl bir soru gelecek? Sorumuz geliyor. Azerbaycan ordusu Şuşa'yı hangi tarihte işgalden kurtarmıştır? A. 1 Kasım 2018 B. 5 Kasım 2019 C. 8 Kasım 2020, D. 10 Kasım 2021. Bu bizim zafer tarihimizdir aynı zamanda. 8 Kasım 2020. Verilen cevap 8 Kasım 2020. Bu tarih Azerbaycan Türklerinin hiçbir zaman aklından çıkmayacak bir tarih. Kesinlikle doğru cevap, evet. 8 Kasım 2020. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Peki Murat kardeşim? Edebiyat. Edebiyat. Şimdi dini bilimleri neden seçmiyoruz? Alanı çünkü. Alanı çok iyi değil mi? Gerçekten dini bilimler de çok çok iyi ve edebiyat alanında da çok iyi aslında. Orayı kaçırmış olabiliriz. Bilmiyorum, bakalım inşallah. İnşallah. İyi, Azerbaycan edebiyatında iyi de. Türk edebiyatında nasılız? O kadar fazla iyi olduğunu söylenemez. Ama genellikle eserleri okudum. Peyami Safa olsun, Tevfik Fikret olsun, Yahya Kemal Beyatlı olsun, işte son dönemlerde evet, Orhan Veli Kınık olsun, diğerleri olsun okudum. Ama çok farklı bir alandan gelebilir. Dikkat edelim. Murat kardeşim hazır mıyız? Evet. Edebiyatta yazı ve şiir hırsızlığına ne ad verilir? A. İntihal, B. İstiare, C. Satirik, D. Benzetme. Ve süremiz başladı. Edebiyatta yazı ve şiir hırsızlığına ne ad verilir? Süre daralıyor. İntihal olsun. İntihal cevabı. Bakalım doğru mu?
edebiyatta yazı ve şiir hırsızlığına tabii ki intihal verir. Akademik şeyden dolayı bildirdim, doktor öğrensin. Yok, normalde mesela satirik olamaz. Evet, satirik evet, genellikle mecazdır. Bir şey mecazdır. Biraz mecaz soruda olamaz. Mantık yürüttüğünü evet, düşünüyorum evet, ben. Evet. Ve doğru cevabı bulduk. Murat kardeşim, Senan kardeşimiz hangi kategoride yarışsın? Edebiyat olsun. Edebiyat kategorisinden sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Sorumuz gelsin. Şiirlerde bentlerin sonunda tekrarlanan mısra ya da mısralara ne denir? A. Aruz, B. Nakarat, C. Teşbih, D. Mübalağa. B. Nakarat. Nakarat cevabı verildi. Bakalım nakarat cevabı doğru mu? Tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz. Şekilde bizim Türkçemizden negaret. Evet. Senan kardeşim güzel gidiyoruz. Teşekkürler. Murat kardeşimiz hangi kategoride? Spor. Spor kategorisini seçti. Senan kardeşimiz bakalım spor kategorisinden hangi soru geliyor? İlk olimpiyat oyunları hangi ülkede gerçekleşmiştir? A. Brezilya, B. Uruguay, C. Almanya, D. Yunanistan. Yunanistan. Emin miyiz? Evet. Yani çoğu yarışmacı Brezilya diyebilirdi, Almanya diyebilirdi. Neden Yunanistan? İlk olimpiyat oyunları çünkü 4 yılda bir Yunanistan'da milattan önce başladığı için o düşünceyle ilk defa dünyaya duyuranın da Yunanistan olduğunu düşündüm ve o cevap ve doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Peki Senan kardeşimiz hangi kategoriyle devam etsin? Kendi alanı olan tarihle. Tarihle devam edecek. Tarihten doğru cevabı verebilecek miyiz? Hazır mıyız? Evet hocam. Osmanlı donanması 1571 yılında ilk kez nerede yakılmıştır? A. İnebahtı, B. Çeşme, C. Navarin, D. Sinop. Süremiz başladı. Osmanlı donanması 1571 yılında ilk kez nerede yakılmıştır? A. İnebahtı, B. Çeşme, C. Navarin, D. Sinop. Süremiz daralıyor. Navarin hocam diye. Navarin cevabı bakalım. Maalesef cevap İnebahtı. İkisi arasında olacaktı. Kaldım da. İkisi arasında kaldım. Evet. Sağlık olsun. Şimdi Murat kardeşimiz soruyu doğru cevaplarsa evet. Yarışmanın birincisi Murat kardeşimiz olacak. Eğer yanlış cevaplarsa devam edeceğiz. Senan kardeşim, Murat kardeşimiz hangi kategoriyle yarışsın? Tarih. Tarih kategorisinden Murat kardeşimizin sorusunu yönelteceğiz. Sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Evet. Sorumuz, Osmanlı döneminde günümüzdeki Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir? A. Kasr-ı-Şirin Antlaşması, B. Zitva-Torok Antlaşması, C. Nasuhpaşa Antlaşması, D. Hotin Antlaşması. Süremiz başladı. Kasr-ı-Şirin. Kasr-ı-Şirin. Safevi Devleti ile Osmanlı arasında imzalanmış bir bakalım antlaşmadır. Kasr-ı-Şirin Antlaşması doğru mu? Gayet emin bir şekilde cevabı verdik. Diğer seçeneklerin olma ihtimali yok mu? Yok. Tabii ki Kasr-ı-Şirin Antlaşması. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Aslında kolay sorular değildi Senan kardeşim. Senin grafiğin de çok güzeldi. Aslında başarılıyız. Evet. Ama programdan önce de ifade ettiğimiz gibi programda bir kişi birinci olacak. Evet. Sağlık olsun. İnşallah tekrar yarışmak dileğiyle Senan İnşallah. Kardeşimizi uğurluyoruz. Ayağına İnşallah. Sağlık, gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Oldu, sağ olun. Evet, bugünün kazananı Murat Ağayev kardeşimiz oldu. Azerbaycanlı öğrenci kardeşlerimizle bugün beraberdik. Ve Murat Ağayev kardeşimizi şöyle hemen ortaya davet ediyorum. Hediyesini takdim etmek üzere. Efendim, Tunahan Gümüştekin Gayrimenkul ve İnşaat'ın katkılarıyla birincilik ödülümüzü Murat kardeşimize verdik.
Bilginize sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ve sizleri uğurluyoruz. Buyurun Murat Bey. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim, bilgilendiren, eğlendiren ve kazandıran yarışma programı Birebir her hafta sizlerle buluşmaya devam ediyor. Özellikle genç arkadaşlarımızı Birebir yarışma programına davet ediyoruz. Bilgilenmek, eğlenmek ve kazanmak için sizleri Birebir yarışma programına davet ediyoruz. Bugünün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla.